Çocuk iyi mi? Ben ne yaptım? Allah ben ne yaptım? Hanımefendi. Allah ben ne yaptım? Şeyler oldu. Annem buraya mı geldi? Annen mi? Babamın silahını alıp çıkmış evden. Annen Aleyna'yı vurdu. Aleyna'yı vurdu. Allah'tan koluna geldi. Ona bir şey olsaydı ben de anneni öldürürdüm. Anladın mı? Bir anne. Hayır anne ya. Sinirlerim bozuldu. Annem artık ağlama ne olursun ya. Bak bir şey olmamış. Sıyırmış sadece küçücük bir iz kalacak dedi doktor. Hiç merak etme. O adi kadın bu yaptığın hesabını çok ağır ödeyecek. Baba lütfen. Yani intikam falan istemiyorum ne olur. Melek, melek canını kastedeni bile affeder. Kızım kantinden bir şey ister misin? Yok enişte sağ ol. Nasıl girmiş o kadın? Kim almış içeriye? Begüm açmıştır kapıyı. O da bilememiştir kadının psikopat olduğunu da. Yine de yani yabancı bir insan evin içine alınır mı ya? Aptal. Aysel Aleyna vuruldu deyince aklımız gitti ya. Ya ben onu öyle kanlar içinde görünce. Peki baba yani. Tamam daha önce de konuştuk da yani canını kastedecek kadar mı bu kadın böyle? Kızım konuştuk işte. Kocasının zayıflığından, intiharından beni sorumlu tutuyor. Kadın akli dengesini yitirmiş manyak. Neyse Allah beterinden saklasın. Amin. Polis ifade için bekliyoruz bey. Eğer kızınız daha iyi hissediyorsa. Biraz daha beklesinler. Prensesim biraz dinlenecek. Ağrın var mı? İyi misin? Yok babaanneciğim, iyiyim. Annenizle şu an görüşmemiz mümkün değil. Savcı önce ifadesini alacak. Peki ne zaman çıkacak? Bu gece mi, sabah mı? Tutuksuz yargılanması zor. Haneye tecavüz, ateşli silahlı adam öldürmeye teşebbüs. Suçlamalar çok ciddi. Tabii bir de Aziz Erdem'in faktörü var. Bütün tanıdıklarını devreye sokar. Anneniz muhtemelen cinayete tam teşebbüsten yargılanacak. Ertem Bey, bakın bir çözümü olması lazım değil mi? Bir çözümü olmalı. Annem burada bir gün bile dayanamaz. Biliyorsunuz. Karan Bey, bakın tabii ki ben elimden geleni yapacağım. Ama Aleyna Erdem şikayetini geri almazsa işimiz çok zor. Anladım.